Hey yeni kız. Kitaplarını taşımamı ister misin? Benim adım yeni kız değil, Abby. Ah, yeniden okula döndüğümüze inanamıyorum. Okula başlamayı seviyorum. Çok gizemli ve heyecanlı. Eminim bu yıl bizi şok edecek. Dolaplar neden bu kadar küçük? Geçen yılki dolabının aynısı. Evet ama artık koca bir yıl giyebileceğim kıyafetlerim var. Ayrıca makyaj, ayakkabılar, renkli çantalar. Ya kitaplar, okul malzemeleri? Yer kalırsa. Yardım ister misin? Aa, çok güçlü. Bu hayaletimsi dedikodudan yeni kız Heatburns'e yüz vermedi. Acaba kim bu kız? Yeni gelenler için vakti olan. Evet. Aa, zamanında ben de yeniydim. Biyoloji dersinde kim olacak çok merak ediyorum. Laguna'yı gören oldu mu? Haklısın Gulia. Muhtemelen Gil ile birlikte. Bütün yaz birbirlerini görmediler. Seni mevcut bütün matematik derslerine kaydetme konusunda kararlıyım. Ay, olamaz. Bunu başarabileceğiz biliyorum. Merhaba Toralay. Yaz tatilin nasıldı bakalım? Aa, tabii ya. Tatil yapmadın çünkü bütün vaktin matematik kampında geçti. Test sonuçlarıyla oynayıp oraya gitmeme sebep olan sizdiniz. Bunu hak etmiştin. Pompon kızlar takımını dağıtmaya çalışıyordun. Henüz sizinle işim bitmedi her neyse. O saçma sapan matematik kampında zaten hiçbir şey öğrenmedim. 568'in karekökü nedir? 28,832. Hey! Laguna, soru nedir? Şey, Gil'le ilgili ailesi öyle kızmış ki onu başka okula yollamışlar. Laguna! Aa, merhaba Jackson. Aa, merhaba Frankie. Cleo'nun partisinde seni göremedim. Evet gelecektim ama ben son anda bir sorun çıktı. Hey yeni kız, orası benim. Kalıyorum. Kim olduğumu biliyor musun? Zımpara dilli kaba kız mı? Aa! Lütfen yerlerinize oturun. Kitaplarınızın birinci sayfasını açınız. Claudine bu yeni kızla ilgili haklıymış. Oyun mu istiyorsun? Al sana oyun. Siz ikiniz müdürün odasına hemen. Buna inanamıyorum. Daha önce hiç başım belaya girmedi. Endişeli değil misin? Değilim. Çünkü önce sen bana kar topu attın. Müdür sana hak ettiğin cezayı verecek. Ama öyle olmadı. Yani bir yanlış anlam olmalı. Ben gayet iyi anladım. Abby'ye savaş açarsam seninle savaşır. Bu davranışlara izin vermemiz mümkün değil. Master High Lisesi'nde anlayış, kabullenme, tolerans çok önemlidir. Bu özellikleri öğrenip sahip olabilmeniz için bütün günü birlikte geçireceksiniz. Bu olamaz. Bu sihirli bileklikler sizi bir arada tutacak. Saat 3'e kadar birbirinize 1 metreden uzak kalmayacaksınız. O zamana kadar her saniyeyi birlikte geçireceksiniz. Ve umuyorum bundan değerli bir şey öğreneceksiniz. Peki ya 1 metreyi geçersek? Cezanız ebedi ev ödevi olur. Ve ayrıca ikiniz de cezalandırılacaksınız. Yerinizde olsam kurala uyardım. Pekala, seninle takılmak harika bir şey değil ama elimizden geleni yapalım. Söylesene, kar topu savaşını neden başlattın hiç anlamıyorum. Demek istediğim seni anlamaya çalışacağım. Genelde anlayışlıyımdır. Özelliğim bu. İşte bunu anlamıyorum. Bu Frankie çok iyi davranıyor. Ama neden bu yalanları söylüyor bana? Savaşı başlatan sensin. Şey, sanırım söylemek istemiyorsun. Bu konuyu sonra hallederiz. Peki nereden geliyorsun? Himalayalardan. Aa, harika. Hangisi? Bileceğini sanmıyorum canım. Aa, tamam. Kolyeni çok beğendim. Bu sevimli konuşma çok ama çok gereksiz. Burada insanlar çok konuşup az söylüyor. Bazen ağzını kapalı tutmak iyidir. Çok kaba birisin. Ben kaba değilim. Nefesini harcamana engel oluyorum. Çok kafa karıştırıcı. Frankie şimdiden benden hoşlanmadı. Sınıfa gitmeliyiz. Haklısın. Bir ceza daha almayı göze alamam. Yoksa başım belaya girer. Gidelim. Şimdi ona en kısa yolu gösterip kendimi sevdireceğim. Aa, dur biraz. Birlikte kalmalıyız. Dur. Ben hallederim. Of, mahvettin. Artık bunu içemem ki. Biz daha da böyle içeriz. En iyisi budur. Seversin sandım. Merhaba yeni kız. Abby. Önceki sefer kendimi tanıtmayı unutmuştum. Ben Burns. Heat Burns. Vay canına. Ne soğuk eller.
Olsun, ben bunları nasıl ısıtacağımı iyi biliyorum. Yüzüm dondu. Bu Heat kendini buzdağı sanan bir kar tanesi. Evet, katılıyorum. Sanırım. Evet, katsan iyi olur. Kırmızıdan nefret ediyorum demedim mi sana? Kurallara göre koridorda koşmak yasak. Bu senin için de geçerli. Vay canına, vidalarımı kurtardın diyebilirim. Hiç önemli değil Frankie. Seni zavallı. Öğle yemeği vakti. Bütün arkadaşlarım kafeteryada. Bizi birlikte görmelerine izin veremem. Dur Abby! Dağlarda yeni arkadaşlıklar yemekle başlar. Ben genellikle dışarıda tek başıma oturuyorum. Hey Frankie, buradayız. Olamaz. Keskin gözlem yeteneğimle onları etkileyeceğim. Hepsi çok güzeller. Hayır, bu zaten belli. Bir bakalım. Kaşların dağ keçisi gibi. Sen kısasın, bebek yak gibi. Bu kıyafet için bence çok uğraşmışsın. Bu bileklik ne zaman çıkıyor acaba? 3'te. Laguna'nın yüzme yarışı saat 2'de ve şu anda alabileceği tüm desteğe ihtiyacı var. Sen ve soğukkanlı arkadaşın sakın gelmeyin. Bak, bütün gün sana kibar davrandım ama şimdi sen arkadaşlarıma da kaba davranıyorsun. Nedensiz yere bana kar topu attın. Ben sana ne yaptım? Onlarla arkadaş olmak için çok çaba gösteriyorum. Belki de burada bana arkadaş yok. Sen ağlıyor musun? Çok üzgünüm. Şaşırtıcı değil mi? Aslında evet. Çünkü sen çok soğuksun. Umurunda değil sanmıştım. Hiç duygun yok gibiydi. Maalesef var. Tuvalete gitmem gerekiyor. Bunu yapmayı bırakmalısın. Yeni kızla Frankie'yi birbirlerine bağlı halde gördünüz mü? İlk kar topunu atanın ben olduğumu anlamadılar bile. Şimdi pompon kızlar takımının geri kalanının icabına bakalım. Dikkatli ol, bu utanç verici olurdu. Buldum. Cleo ve arkadaşları yarıştan sonra Laguna ile konuşmaya gittiklerinde biz de arkadan gelip onları havuza iteceğiz. Herkesin içinde rezil olacaklar. Benle uğraştıklarına pişman olacaklar. Gidelim. Abby, kar topunu senin attığını düşündüğüm için üzgünüm. Toralay olduğunu anlamalıydım. Özür dilerim. Benimle arkadaşlarımı uyarmaya gelir misin? Hayır. Ne? Neden? Çünkü bende daha iyi bir plan var. Koşmak yok. Her yer ıslak. Vay canına, harika yarıştın Laguna. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Hey, Frankie nerede? O gelemedi. Şu an bağlı durumda. Hazır mısınız? Vay canına, işte bu harikaydı. Teşekkür ederim Abby. Biliyorum, size göre görünüşüm kaba. Geldiğim yerde oksijen çok az. Onun için az nefes harcamalıyız. İşte biz böyleyiz. Artık birbirimize bağlı değiliz. Ben artık gidiyorum. Dur. Alışveriş merkezine gidip hep beraber takılacaktık. Gelmek ister misin? İşte bunu isterim. Hem de çok. Biliyorum, hiç biz geliyoruz. Davet reddedildi. Şimdi hep birlikte. Draclora, erkek kardeşin nasıl? Bilmiyorum. Sen bilmiyorsun öyle mi? Evet. Kızlar, bir sorunumuz var. Buraya geldiğimde Cleo'nun dolabı ardına kadar açıktı. Çok tuhaf. Asıl tuhaf olan o değil. Şuna bakın. Ruj'unu dolabında bırakmış. Cleo yanına Ruj'unu almadan hiçbir yere gitmez. Onu bulmamız gerek. Eminim spor salonundadır veya bir şeyler içiyordur. Durun. Nereye bakacağımızı biliyorum. Olamaz. Durum sandığımdan da kötü. Cleo'yu böyle göreceğim aklımdan geçmezdi. Ağlarken mi? Hayır. Temizlik yaparken. Cleo, senin neyim olduğunu mu merak ediyorsun? Başarısızım. Ya da bizim başarısızlığımız mı desem? Biz mi? Sizin yüzünüzden Gloom Beach kampına davet edilmedim. Kabul edilmedi ki. Başarısız oldunuz. Doğru söylüyor. Frankie hariç hiçbirimiz elimizden geleni yapmadık. Üzgünüm Cleo. Seni hayal kırıklığına uğrattık. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Artık bitti. Hala Gloom Beach'e gidebiliriz. Sen neden bahsediyorsun? Bakın, her yıl Gloom Beach için bir tane de Joker takım seçiliyor. Nasıl yani? Bir takımın internetteki videosu 1 milyon kez izlenirse otomatik olarak kabul ediliyorlar. Peki sen bunu nereden biliyorsun? Biliyorum işte. Web sitelerinden öğrendim.
hala şansımız var. Gule bize muhteşem gösterimizi yaparken ve numaralarımızı sergilerken videoyu çekebilir ve bu sonra... Bu gerçekten harika bir fikir. Tabii iki ayrıntı dışında. Ne gibi? Birincisi son gün 2 gün sonra ve o zamana kadar 1 milyon kez izlenmemiz imkansız. İkincisi çok kötüyüz. Ben vazgeçmiyorum. Takım dikkat! Çok çalışmamız gerekecek. Evet. Ve hiç kolay olmayacak. Sana katılıyorum. Her zamankinden daha çok bağıracağım. Orası kesin. Hadi o zaman. Pekala kızlar, gönderiyoruz. Evet, tamamdır. 1, 2, 3, 4 Kuyum bitmekte, biz geliyoruz. Pompon kızlar, pompon kızlar. Oley, pompon kızlar. 999.999 kere daha izlenmeli kızlar. Acele edin. Videomuzun kaç kez izlendiğini görmek istiyorum. Evet, dün gece zar zor uyudum. Çok heyecanlıyım. Sadece 1 milyon kez izlemeden sonra Gloom Beach kampına gidebileceğiz. Eminim şimdiden 150.000'e ulaşmıştır bile. Hey. Sadece 6 kişi mi izlemiş? Bu imkansız. Dün bir kez tıklanmıştı ve biz 6 kişiyiz. Ben henüz izlemedim. Ne? Meşguldüm. Siz bu saçı şekillendirmek kolay mı sanıyorsunuz? Buna inanamıyorum. Kızlar çok üzgünüm. Hadi kızlar, şimdi vazgeçemeyiz. Web sitesi saat 3'e kadar olduğunu söylüyor. Artık bitti. Hayır, hiçbir şey bitmedi. Bakın, siz beni her şeyin umutsuz bir noktada olduğu bir anda geri döndürdünüz. Şimdi ben de sizin sevgili ve çok güzel lideriniz olarak aynı şeyi yapacağım. Şimdi olmaz Gulya, düşünüyorum. Ekonomi dersinin pazarlama bölümünde nasıl tanıtım kampanyası yapılır diye bir konu vardı. Bu videoyu popüler yapmak için yapabileceğimiz şeyler var. Bana güvenin kızlar. Master High Lisesi öğrencileri, Pompon Kızlar takımının yardımınıza ihtiyacı var. Videomuzu izleyin. Arkadaşlarınıza haber verin. Pek işe yaramadı. Şimdi olmaz Gulya. Frankie, gerekeni yap. Tamamdır. Sadece 15 kez daha izlendi. Bu hızla 1 milyon kez izlenmek için 1 milyon yıl geçecek. O zaman Gloom Beach'e gitmek için fazla yaşlı olacağım. Hiçbir şey işe yaramıyor Cleo. Ne yapacağız? Zamanımız daralıyor. Düşünüyorum. Buldum. Dolunay gecesine kadar bekleyelim ve sonra ben... bulamadım. İnsanların bu videoyu fark etmesini ve sağlayın. Olamaz. Yine ne var? Bunu yapabilir misin? Videomuzu popüler web sitesine koyabilir misin? Ciddi misin? Ne zaman biri videoyu izlese adres defterlerindeki herkese gönderme seçeneğini mi verecek? Bu harika bir şey. Gulya, bu kesinlikle dahice. Neden daha önce söylemedin? Buna inanamıyorum. Galiba başaracağız. Çok yaklaştık. Neden durdu bu? Olamaz, olamaz. Bu mümkün değil. Gulya, bir şeyler yap. Hiçbir şey göremiyorum. Orada neler oluyor? Kızların videosu internette 1 milyon kez izlenirse Gloom Beach Pompon Kızlar takım yarışmasına katılabilecekler ve çok yaklaştılar. Saat 3'e kadar yapmaları gerekiyor. Ben de umurumda olan bir şey sanmıştım. Neden çalışmıyor? Bu bir trajedi. Ne çalışmıyor? Ne? Ben buradayım ama göremiyorum. Tamam, dur biraz dur. Burada sitenin kapandığı yazıyor. Ne yani? Kimse izleyemiyor mu? Sadece 1 dakikamız kaldı. Hadi 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 Gulya. 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 Hadi hadi hadi.
başaramadık işte. Buna inanamıyorum. Çok yaklaşmıştı. Affedersiniz. Geliyorum. Ne oldu? Ne kaçırdım? Kızlar, sizinle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Ağlamak üzereyim. Çok ciddiyim. Bir takım olarak geldiğiniz onca yol müthişti. Sizde gördüğüm pompon kızlar içinde en özel olanlarısınız. Pompon kızlar takımının ruhu ancak böyle olabilirdi. Ben ağlamıyorum. Gözümde... Cleo, Cleo şuna bak. Bu haber web sitesinde yayınlandı. Web sitesi tek bir videoya olan ilgi yüzünden çöktü. Sizin videonuz. Olamaz. Başaracağınızı biliyordum. Oh. 10 milyon kez izlenmiş. İşte bu tüm zamanların rekorunu alt üst ediyor. Peki bu ne anlama geliyor? Kabul edildik mi? Bakamıyorum. Ne diyor? Master High Pompon Kızlar takımı Gloom Beach kampına davet edilmiş. Bulunuyorsunuz. Gloom Beach kampına gitmeye hak kazanan Master High Pompon Kızlar takımına tebrikler. Aferin kızlar. İnanamıyorum. Hemen hazırlanmaya başlamalıyım. Hemen. Acaba kaç tane mayo götürmeliyim? 40 çift ayakkabı yeterli mi? Valiz limiti var mı? Tebrik ederim kızlar. Sizin için gerçekten çok sevindim. Oo, çok tatlısın. Çok zevkli olacak. Aa, keşke sen de gelebilseydin. Üzülmene hiç gerek yok tatlım. Ben zaten Gloom Beach'e her yaz gidiyorum. Babam oranın civardaki en iyi sualtı kamp yeri olduğunu söylüyor. Ama bu inanılmaz bir şey. Hep birlikte olacağız. Çok güzel vakit geçireceğiz. Pekala. Üç deyince hep birlikte. Bir, iki, üç. Gloom Beach! Havluları. Tamam, ayakkabılar. 10 çift düz, 9 bot, 8 sandalet. Hepsi baba. Bugünlük evi. Modaya uygun ve işe yarar. Hadi bakalım, canlanın biraz. Gloom Beach otobüse geldi. Siz de çok heyecanlısınız değil mi? Heyecan. Bir şey unuttuğumu biliyordum. Umarım valizde pompon kızlar üniformalarınız için yer vardır kızlar. Hadi biraz rahatla. Gloom Beach pompon kızlardan fazlası demek. Evet, kuzey plajı muhteşem bir yer. Koca bir göl, eğlenceli oyunlar arkadaşlar. Öyleyse bizim bütün vaktimizi güney plajındaki akademide geçirecek olmamız çok üzücü. Bütün vaktimizi mi? Her yıl prestijli Gloom Beach pompon kızlar akademisi en iyi takıma ödül veriyor ve her yıl... Aynı takım birinci oluyor. Peki bu bir tesadüf mü? Sanmıyorum. O ödülü bizim almamız gerekiyor. Master High Lisesi o ödülü her zaman kazanırdı. Eskiden biz... İyiyken mi? Merhaba kızlar. Her şeyimle Gloom Beach'te yaz tatiline hazırım. Suya gireceğim için mutluyum. Demek doğal ortamına geri dönüyorsun. Hayır, ben tuzlu suyu severim. Gilse tatlı suyu. Ama ben yine de eğleneceğimizi düşünüyorum. Küçük bir şarkıya ne dersiniz? Oh! Daha yeni ısınıyorum da. Bir gün bundan daha güzel olabilir miydi? Eğer bir Claude'la hayat bu kadar güzelse 2, 3, 4, 5 olsun. Gloom Beach'e bayıldım. Hey, ne de olsa bu bir rüya değil mi? Frankie, bileğim burkuldu. Takımı sen yönetmek zorundasın canım. Ben mi? Başarabilirsin. Hepimiz sana inanıyoruz. Kaptan. Nefes alamıyor. Suya ihtiyacı var. Artık ödülü de aldığıma göre hiçbir şey beni durduramaz. Uyan. Hadi geldi. Hanımlar, Gloom Beach'e hoş geldiniz. Sandığımdan çok daha güzelmiş. Oh, harika. Burası muhteşem bir yer. En sonunda hepimiz benim gerçekten hak ettiğim üne ve saygıya kavuşuyoruz. Bay Heck, bavullarımızı öne getirin. Sizin kalacak yeriniz biraz daha ileride. Joker takım. Hadi ama o kadar da kötü.
Olamaz. Burası bir çöplük. Çok doğru söyledin. 4 yıldızlı bir otel olmadığı kesin. Diğer takımlar lüks yerlerde kalırken biz neden buraya geldik? Şikerim Murphy bir pompon kızlar takımı efsanesi. Bir bildiği vardır elbette. Öyle mi dersin? Skerry Murphy. Evet, Joker takımı sizsiniz. Şaşmamak lazım. Hepiniz çıtkırıldımsınız. Biz de tam şimdi hazır. Kes sesini. Gerçekleri söyleyeyim. Senin duruşun berbat. Senin de tavırların berbat. Toplanın kızlar. Kıpırdayın, kıpırdayın. Joker takımı olarak ispatlamanız gereken çok şey var. Önce ne öğreneceğiz? Kule kurmak mı yoksa dans çeşitleri mi? Kafamda sizin için biraz farklı planlar var. Diğer takımlar için öğle yemeği hazırladığımıza inanamıyorum. Eminim Skerry Murphy'nin bir bildiği vardır. Şimdi de çimleri mi biçeceğiz? Bu kadın iyice sinirlerime dokunmaya başladı. Skerry Murphy en olağanüstü pompon kızlar takımı uzmanıdır. Size çimleri biçin derse sadece ne kadar kısa olsun demelisiniz. Çok sevdim. Aynen öyle. Bütün gün oturup öylece hayallere dalacağım. Bütün günü Skerry Murphy için gereksiz gündelik işler yaparak geçirdiğimize inanamıyorum. Onca şeyin pompon kızlar takımıyla ne ilgisi vardı? Bilmiyorum kızlar ama Skerry Murphy'ye güvenin derim ben. Evet, sayı. Bir tuzlu su kızı için hiç ama hiç fena değil. Teşekkür ederim. Sen de hiç fena değilsin. Bir tatlı su sever için. Diğer kızlara Skerry Murphy'nin bir planı olduğuna inandığımı söyledim. Ama bundan pek emin değilim. Toralay, sen burada ne arıyorsun? Gloom Beach, bütün havalı kedigillerin yaz tatilini geçirdiği bir yerdir. Güney sahili sadece pompon kızlar takımları için, yarıda bırakanlar giremez. Oo, tamam tamam, kızma Cleo. Gloom Beach'e gelmeyi başardığınız için sizi tebrik etmek istedim. Teşekkür ederim. Ve işte bu yüzden geri gelmek istiyoruz. Ne? Takımın yeniden popüler olduğuna göre biz de takıma geri dönmek istiyoruz. Ödülü çok istediğini biliyorum tatlım ve onu elde etmek için tek şansın biziz. Haklısın Toralay. Size ihtiyacım var. Demiştim ya. Ben kazandıktan sonra ödülü parlatmak için tabii. Ne? Dünyadaki son kişi olsan da seni asla geri almam canım. Şimdi izin verirsen takımıma geri dönmek istiyorum. Biraz önce çok güçlü düşmanlar kazandın. Arkanı kollasan iyi olur. Merhaba anne, merhaba baba. Benim Gloom Beach'te harika vakit geçiriyorum. Elbette çok da çalışıyorum. Biraz daha toz alırsam kolumu hissetmemeye başlayacağım. Ben zaten hissetmiyorum. Skerry Murphy bizimle oynuyor. Diğer takımların hiçbiri böyle şeyler yapmıyor. Olamaz. O kızlar Smoksnors Vampir Akademisi'nden. Kendilerini güzel sanıyorlar. Neden? Boyları uzun olduğu için mi? Belki de birinciliği 4 kez üst üste kazandıkları içindir. Onlar en büyük rakibimiz. Onların böyle düşündüğünü pek sanmıyorum. Sakin olun hanımlar. Gulya ve ben harika bir şey üzerinde çalışıyoruz, değil mi? Çalışsanız iyi olur. Çünkü şu kızlar kazanmak için her şeyi yaparlar. Hem de her şeyi. Ama sürekli çalışmadık. Cleo ve Gulya prova yaparken biz plajda birazcık olsun dinlenmeyi başardık. Gil. Bir tur daha oyun oynamaya ne dersin bakalım? Yapamam. Hadi ama tatlı sucuğum. Bir oyun. Biz harika bir takımız. Hiç iyi bir zaman değil. Peki ne zaman oynarız? Bilmiyorum. Bunu konuşmak istemiyorum. Hadi ama. Bana her şeyi anlatabilirsin. Ama bunu anlatamam, tamam mı? Duygularını incitmek istemiyorum. Plajda çok eğlendik ama yapacak işler vardı. Cleo'nun yaratıcılığı ve Gulya'nın ileri düzey fizik zekası mükemmel bir gösteri hazırlamamızı sağladı. Karmaşık görünüyor. Haklısın Gulya. Bu bilimsel olarak kazanmak için tasarlandı. Tek yapmamız gereken bunu öğrenmek. Merhaba kızlar. Nasıl gidiyor bakalım? Ne istiyorsun? Büyük gösterinizden önce size şans dilemek istedik. Başka bir şey var mı? Gösteriniz bu mu? Evet, harika bir şey. Bu özel bir toplantı. Sonra görüşürüz hainler. Başlayalım mı artık? Annemle babam görebilsin diye Ayko filme kaydedeceğim. Önce öne 2 hamle yapacağız. Sonra da geriye doğru 3 takla atacağız. Her şey harika gidiyordu. Merhaba, ben Frankie. Ben kızınız. Tamam, gösterimize çok güveniyorum. Az önce gördüğünüz gibi Smoksnorts'un
çünkü. Şunu söylemek istiyorum. Artık takımın parçası olmasam da kazanmanızı çok istiyorum. Gerçekten çok naziksin. Ben de annemle babam için çektiğim videoyu bitirmek üzereydim. E-mail atacaktım ama burada kablosuz internet yok. Oh, zahmet etme. Ben senin için yollarım. Bana vermen yeter. Teşekkür ederim. Çok iyisin. Artık bitirmeliyim. Görüşmek üzere. Bize şans dileyin. Mansıra Lisesi'nin gösterisini tekrar izleyelim mi? Tahmin etmiştim. Ah, bu arada bir şey değil. Bir kez daha en başından alın. Biz fazlasıyla mükemmeliz. Yaz tatilinde Gloom Beach'teki Pompon Kızlar Kampı'na sadece 3 takım katılma hakkına sahip. Sonra da finaller var ve bu yılın en büyük olayı hiçbir şey... Ah, Frankie. Yoksa en zayıf halka mı demeliyim? Kilitlemeyi unuttuğum için bacağım fırladı. Oysa bunu zamanında yapmış olsaydım başına ve başına... Yeter. Eğer Pompon Kızlar takımında olmak istiyorsan kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Golia, bana içecek bir şeyler getir olur mu? Diğerleri çalışmaya devam etsin. Onu bana ver, bunu sen al. Yüzümü mavi gösteriyor. Ama yüzün zaten mavi Laguna. Hey Frankie, provalar nasıl gidiyor? Harika. Eminim öyledir. Zaten Cleo'nun istekleri hiç de fazla değil. Aşırı da değil. Beyazsız. Ya da kibirli. Ya da tedacı. Pekala ama sadece bizim için en iyi olanı istediğinden. Hem hedef sahibi olmak iyidir. Biliyor musun Dilo? Adım Draculaura. Bu arada omzun alev almış. Sen benim için yanıp tutuşmuyormuş gibi davranmaya devam et. Göreceğiz bakalım. Baloya beraber gidecek miyiz yoksa gitmeyecek miyiz? Aha! Neden çimdikledin? Gerçek olduğunu sandığın rüyadan uyanman için. Sen daha fazla küçük düşmeden gidelim hadi. Bu hit çok sinir bozucu. Evet ama benden hoşlanıyor. Biri beni çimdiklesin lütfen. Bu çok berbattı. Dalga mı geçiyorsun? Bir kere bu gösteri müthişti. Müthiş yeterince iyi değil. Gloom Beach'e gitmek için kusursuz olmamız gerek. Her zamanki gibi haklısın Cleo. Sana çalıştığımız bazı yeni figürleri göstermek istiyoruz. Şimdi İ ver, şimdi S, şimdi T ver, şimdi İ. Bir de T ver, sonra A. İstifa, istifa, istifa. Bu da ne böyle? Bir tür şaka mı? Şaka değil. Üzerimizdeki hakimiyetin sona erdi. Okulun Batı Yakası hikayesi müzikalinde rol alacağız canım. Ayrıca bütün havalı öğrenciler de orada olacak. Finalde iyi şanslar. Sen neden hala buradasın? Ben yeniyim ve kimse beni ciddiye almıyor. Sen hariç. İşte bu yüzden Pompon Kızlar takımını ciddiye alıyorum. Yani hiçbir yere gitmiyorum. Ah, neden bu kadar uzun sürdü? Evet, sanırım sadece ben kaldığıma göre seçmelere girmeme gerek yok, değil mi? Pekala, takıma terfi ettin. Yaşasın! Ve atıldım. Hadi Gulya, yeni broşürler hazırlamam gerek. Yarın yeni seçmeler düzenliyoruz. Yarın yeni bir takım oluşturmalıyız. Okuldaki her kız Pompon Kızlar takımında yer alabilmek için can atacak. Bu yüzden yeterince başvuru aldığımızdan emin olalım. 3000 şimdilik yeter. Bunları yazıyor musun? Ah! Ve hayranlık içinde olmadıkça kimse bana bakmamalı. Şimdi emirlerime hazır olun. Anlayamıyorum. Belki de fazla sert davranıyorum. Güçlü ve katı bir lider olmam gerekiyor sanıyordum ama galiba yanıldım. Bir dahaki sefer her şey farklı olacak. Tabii eğer bir dahaki sefer olursa... Gulya, buldum. Ben aday bulabilirim ve Cleo için takımı toplayabilirim. Biliyorum, insanlar onun tam bir mükemmeliyetçi olduğunu düşünüyor ama o eski Cleo'ydu. Onu gördün, artık değişti. Bu takım benim için çok önemli. Benim her şeyim. Pompon Kızlar takımına katılmak ister misiniz? Herkes katılabilir. Merhaba Laguna. Üzgünüm tatlım ama ben yüzme takımındayım. Kaptan oldum. Beni desteklemeni dört gözle bekliyorum. Benimle baloya gidip gitmeyeceğine karar verdin mi? Hayır. Şimdi? Hayır. Şimdi? Hayır. Şimdi? Hayır.
Şimdi? Evet, tamam, pekala, her neyse. Harika. Sen az önce Heath Burns'e evet mi dedin? Beni yıldırdı, gurur duymuyorum. Sen kiminle gitmek istiyorsun? Bilmiyorum Frankie, özel biri olabilir. Nazik. Atletik. Nasıl anlatsam? Merhaba, nasıl gidiyor? Merhaba Claude. Nasıl anlatsam? Claude gibi. Claude Wolf mu? Hayır, gerçekçi ol. O Claudine'in kardeşi. Yani? Yani şey, ben onu küçüklüğümden beri tanıyorum. Ama ondan hoşlanıyorsun değil mi? Ondan hoşlanmıyor değilim ama bunun şu anda bir önemi yok. Biz arkadaşız ve o da beni daima böyle görecek. Pompon kızlar takımına girersen görmez. Öyle mi? Evet de, seni takımın bir parçası olarak görecek. Aa, tamam ama Cleo... Değişti. Pekala, ben varım. Cleo'ya yardım mı? Üzgünüm şekerim, kendimi yoramam. Öyleyse geriye sadece ben, Draculaura ve Cleo kalıyor. Çok saçma görünecek. Ay canına. Tüm sosyal hayatım daha başlamadan bitti ne yazık ki. Dur. Kurtlar sadakatleriyle bilinirler. Claudine, sen bir tanesin. Cleo gerçekten değişti değil mi? Takımıma kavuşacağımı biliyordum. Vazgeçmemin kesinlikle imkanı yoktu. Dur biraz, ne? Öncelikleri unutmayalım. Her gün, geceleri, hafta sonları, tüm günlerde prova yapacaksınız. Bunu onlara anlattın değil mi? Şey, bu aslında hiç... Harika, sabah 6'da başlıyoruz. Bir kez daha, en baştan. Siz pompon kızlar takımının utanç kaynağısınız. Bundan sonra etkinliklerde gösteri yapacaksınız. Bu tip gösteriler benim seviyemin altında, yani size göre. 2, 4, 6, 8, bir hamle ve şahmat ederiz. 1 ve 2 ve 2 ve 3, vezirin en büyük güç. Önemli ve karmaşık soru postmodern dünya için büyük önem arz ediyor. Çocuklar, bu tezi çürütün. Analizin yetersiz, tezin çürüyecek, göreceğiz. 7 saniye kaldı. Monster High koşmacıları tartışmayı kazandı. Yen, yen, yen. Her zaman sen yen. Bromwich jürisinin bu gece bizi görmeye geleceğini duydunuz mu? Sanırım biri dikkatini çekmeye çalışıyor. Heath Burns. Boş ver. Keşke Claude bu tarafa baksa. Au! Eminim piramit yapıp en üste seni çıkarırsak dikkatini çekebiliriz. Kızlar, bence siz hazır değil. Sosisli sandviç. Sosisli sandviç en lezzetlisi. Kan. Bence sen harikaydın. Gezinin halini bir görmeliydin. Gerçekten çok acayip. Bazıları videoya kaydedip çoktan internete koymuşlardır bile. Senin gibi biriyle dansa gitmeyi nasıl oldu da kabul ettim bilemiyorum. Öyleyse gitme. Ben seni götürürüm. Heath'e onunla gideceğimi söyledim. Hey Burns, benimle gitmesinde bir sakınca var mı? Evet, tabii ki. Elbette Cloud. Yani ha ben ha sen. Anlaştık o zaman. Seni altıda alayım mı? Tamam. Demek... Dansa kardeşimle gidiyorsun, öyle mi? Cleo, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Utanç duydum ve küçük düştüm. Pompon kızlar takımı kaptanı olarak ünüm yerle bir oldu. İşler bundan daha kötü gidemezdi. Biz size haber veririz. İmza... Scary Murphy. Gloom Beach. İşte böyle. Bunu oraya ne dersin? Hadi Claude, göster kendini. İşte numaram. Hey küçük kız kardeş, neyin var böyle? Bir sorunu mu yoksa? Sanki bilmiyor musun? Neden Draculaura ile dansa gidiyorsun? Çünkü hiç çok sinir bozucu. Pekala Claude, otur kalkma. Bu itaat dersi. Arkadaşlarım burada. Ve işte ailem de burada. Böyle olsun istiyorum.
Sen bölgende kalıyorsun. Anlaşıldı mı? O en iyi arkadaşlarımdan biri. Bu yüzden... Eğer onun duygularını incitecek herhangi bir şey yaparsan beni karşında bulursun. Anlaşıldı mı? Hey hey hey, sakin ol bakalım kız kardeş. Elbette ki o çok tatlı ama biliyorsun ki onu küçüklükten beri tanıyorum. Sadece arkadaş olarak gidiyoruz. Söz veriyorum. Gloom Beach kampı. Biz size haber veririz. Büyük gün bugün değil mi Cleo? Büyük gün mü? Neden? Ne duydun? Hiçbir şey. Sadece büyük gösterimiz için heyecanlıyım. Ah evet tabii. Büyük gösteri evet. Biliyorum son zamanlarda çok iyi değiliz. Ama bu gece fırtına gibi eseceğiz. Göreceksin. Sen üniformanı giymeyecek misin? Tabii ki giyeceğim. Giymek üzereydim. İşte böyle. Böyle devam et. Tezahürat da yapmak varken neden sadece konuşalım ki? Neden üniformanı giymedin? Pompon kız üniformanı. Pompon kız üniformanı. Sana üniformanı neden giymedin dedim. Gösteri bu gece. Yoksa hazır değil misin? Hayır hazırım. Bu gece çok önemli bir gece. Evet elbette ki öyle. Cleo için bunu yapmak zorundayız. Hadi git giyin. Hadi 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 git giyin. Ne oldu? Sana bir şey sorabilir miyim kız kıza? Neden kardeşimle dansa gidiyorsun? Sana bir şey mi yaptım? Hayır. Çok mu garip bir his? Umarım bir sorun yoktur. Yani ben aslında... Tuhaf değil. Tabii arkadaş olarak gittiğiniz sürece. Değil mi? Tabii elbette. Sadece arkadaş. Vay canına. Hey bu yeni bir kolye mi? Harikaymış. Sadece arkadaş. Çok dramatik. Bunun daha fazla sürmesine izin veremem. Bu gece Claude'u ne hissettiğim... Merhaba, hazırlanman gereken bir gösterin yok mu? Ne anlamı var ki? Gloom Beach kampına girmeyi başaramazsak bunların bir önemi olmayacak. Hadi ama öğrenene kadar bilmeyeceksin biliyorsun değil mi? Bu yüzden endişelenmeyi kes ve eğlenmene bak. Şuna bak. Futbol takımı için para topluyorlar. Çok anlamlı. Aman ne harika. Merhaba ben Cleo. Gulia mesaj var mı? Dikkat dikkat. Master High Lisesi öğrencileri. Gösteri başlıyor. Sıra bize geliyor. Cleo nerede? Böyle büyük bir olayı kaçıracağını sanmıyorum. Buldum. Bizi deniyor. Tabii ya. Gloom Beach kampına çok yakınız. Bize kendi ayaklarımız üzerinde durmayı öğretiyor. Kendi başımıza mücadele etmeliyiz, tamam mı? Hadi öyleyse. Ona neler yapabileceğimizi gösterelim. Ve şimdi yüzme takımının kaptanı Laguna. Ve basketbol takımı kaptanı Gloom Ball. Leo bizi görmemiş gibi davranıyor. Sıkıcı olduğumuzu anlatmaya çalışıyor. Hadi çıtayı yükseltelim. Merhaba kızlar. O hatayla ilgili endişelenmeyin. Çok iyi gidiyorsunuz. Eminim Gloom Beach kampında harika olacaksınız. Teşekkür ederim Laguna. Sen Gil'le dans etmeyecek misin? Sana gülümsüyor. Gerçekten mi? Keşke her şey bu kadar karmaşık olmasaydı. Arkadaşların birlikte dans etmesi çok normal. Draculaura ve Claude'a baksana. Sanırım biraz tuhaf. Aslında sana söylemek istediğim bir şey var Draculaura. Öyle mi? Benim de. Sen başla. Şey, biz birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz değil mi? Ve yani sen Claudine'le arkadaşsın. Ve ben bunun tuhaf bir hal almasını istemiyorum. Ama... Sen takıma katıldığından beri... Sonunu tahmin edebiliyorum. Sen ve ben... Evet. Çok iyi arkadaş oluyoruz. Elbette kız arkadaşın olmak isterim. İyi arkadaş. Evet, kesinlikle en iyi.
gitmem gerekiyor. Bekle,